Sırada bir veteranımız vardı. Oya bir raporumuz vardı. Ama ona geçmeden evvel biraz istedim hani insanlara biraz not verim konudan ötürü. Bir her devlette, her devletin bazı çıkardığı bilim insanları oluyor. O insanlar dünyada ön verirler, kitapları oluyor, bilmem neler oluyor. Irak'ta da, çok da Irak'ın çağdaş tarihinde, geçen yüzyılda belki dini şeylerde, yani İslam dünyasında demeyeyim de Irak dünya, İslam dünyasında bir dini merci, o da Mehmet Bakır Sadır, herkes onu belki Irak'ta tanır. Dini meşhur bir kesinlikle aileden bir insandı. Dini filozofiydi. Kitapları bir gün Avrupa'da, Rusya'da, her yerlerde okunurlu. O insanın şehadetinin bir günde aynen yıl dönümüdü. O da tabii bildiği üzere Dekta rejimi tarafından, aynen, Saddam tarafından 1980'de öldürüldü. Bu rahmetlinin hayatı üzerine bir basit bir raporumuz vardı. Hazreti onu bir gün hazırlayalım ve izleyelim şehadetinin yıl dönümünde. İzleyelim. Muhammed Bakır el-Sadr, Irak'ın çağdaş tarihinin en önemli şahsiyetlerindendir. Birçok özelliğe sahip idi. Dini merci, yazar, İslami filozof ve düşünür idi. 1 Mart 1935'te Bağdat el-Kazmiye semtinde dünyaya gözünü açtı. Birçok bilim ve din alimi çıkartan, Irak'ta tanılan el-Sadr ailesine mensuptur. Zeka alametleri kendisinde 5 yaşında belli oldu. 5 yaşında ilk okula kaydedildi. 11 yaşında tamamladı. Ardından Necef'te bulunan El Havze'ye girdi. Öğretmene ihtiyaç duymadan derslerini okudu. 11 yaşında mantığı okumaya başladı ve mantıkta tezini yazmaya başladı. Ortalama günde 16 saat kitap okuyordu. 14 yaşında Necef'e yerleşti. 70'li yılların sonunda dini merci derecesine erişti. İslam dünyasında tanıldı ve halk tarafından çok sevildi. El-Sadr çok sayıda kitap yazmıştır. Çoğu dini yöndeydi. En meşhur kitaplarından Felsefetuna, İktisaduna. Bu iki kitabı Batı ülkelerinde epey yankı buldu. Siyasete atılmasının sebebi o dönemlerde yayılan Markizm ve Arap milliyetçiliğe karşıydı. İslami Dava Partisi'nin kurucularından sayılır. Baas Partisi'ne katılmanın haram olduğu fetvasını veren ilk dini merciydi. Bu tutumundan dolayı Saddam rejimi idam kararı verdi hakkında. 9 Mart 1980'de idam edildi. İlahi adaletin tecellisi 9 Nisan 2003 senesinde şehadetinin yıl dönümünde rejim Saddam devrildi. Evet, izledik. Böyle bir bilim adamı olsun veya bir filozofu olsun, evet, böylesi bir rejim tarafından öldürülsün. Bu tabii insanlığı mahrum kaldı bunun. Belki de ilerleyen yıllarda fazla kitaplar çıkardardı, insanlar faydalanardı. Buradan diyarık ruhu şad olsun. Bugün şehadetinin yıl dönümü. Aynen, ruhu böyle şad de andık İslam dünyasında. İzleri var, etkisi vardı. Bir gün kitapları dedim az önce, belki de Veteri'de izledik, İktisadına, Felsefedine. Çok da en iki önemli kitaplarındandı, çok da güzel kitaplardı. Fırsat bulmadık, diğerler de çok da zor kitaplardı. Çünkü bunlar felsefe dahil bir kitaplardı. Aynen, ama çok belki de bizler de anlayabilmeyiz. Çok doğrudur da hani şey ister, yüksek seviyeli bir kültür ister. Bilgi ancak ister. Yani o kitapları aynen, biraz için daha kavramak için. Doğru. Aynen. Böylece de anmış olduk.